Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar. Ben Bünyamin Kara. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir içerik videosu çekeceğim. Biliyorsunuz telefonu aldığınız ilk günkü gibi kalmıyor. Hoparlör ve mikrofon kısımlarında zamanla tozlanma oluyor. Cebimize koyuyoruz, pantolonumuzun cebine, eşofmanımızın cebine derken zamanla tozlanıyor ve bir ses kaybı oluyor. İster istemez bu da bizim canımızı sıkıyor. Peki bunu nasıl yok edebiliriz? Direkt hemen abinin telefonunun sesi bozuldu, servise mi götüreyim diyebiliriz? Yoksa bunun için alternatif çözümler mi arayabilirim derseniz bu videoyu izlemeye devam edin. Telefonu ilk aldığım günkü gibi değil. Hoparlörden ve mikrofondan gelen sesler beni gerçekten ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Ben de internet üzerinde araştırırken benim için en mantıklı ve makul olan çözümü buldum ve bu çözümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl olacak? Hemen şöyle size göstereyim. Bandımı koparıyorum. Şöyle özellikle hemen şuraya evet, gerçekten ciddi bir tozlanma söz konusu. Evet, görüyorsunuz. Bu bandın bir özelliği daha var. Elastik bir bant. Şöyle bastırdığım zaman gerçekten şuradaki deliklere iyice giriyor ve tuzu emiyor diyebilirim sizlere. Şöyle evet, bu taraf için de aynısını yapacağım. Evet, gerçekten ciddi bir tozlanma söz konusuymuş. Hemen şöyle devam edelim. Evet. Evet, şu anda içinden çıkan bu dediğim gibi elastik bir bant olduğu için böyle sakız kıvamına da geliyor. O yüzden şimdi size tozu birazdan göstereceğim. Hemen şöyle şuraya da aynısını uygulamak istiyorum. Şöyle iyice. Çok fazla bastırmamanızı öneriyorum. Çünkü bastırırsanız mikrofon ve hoparlör kısmındaki kısımlara zarar verebilirsiniz. Bu da telefonunuzun için hiç hoş olmaz. Evet, şunu şöyle koyayım. Birazdan size bu tozu göstereceğim. Şuradan bir parça daha koparayım hemen. Evet. Şöyle iyice bastırıyorum. Bir kere daha deneyelim. Evet. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle telefonumuzu açalım. Evet, belki ilk aldığım günkü gibi değil ama ilk aldığım güne biraz daha yakın bir ses kalitesi var şu anda. Ben de sizler gibi internetten araştırma yaparken birçok video izledim. Özellikle genelde videolarda şu var. Kürdan yardımıyla hoparlör ve mikrofon veya işte bir diş fırçasıyla temizlediklerini gördüm. Ama bu gerçekten telefonunuzun dediğim gibi mikrofon ve hoparlör kısmını zarar verebilir. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi yorumlar kısmına yorumlarınızı yazarsanız sizler için daha faydalı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.